Büyük keşif. Boncuk, su geliyor mu? Evet, geldi. Dostum, şurayı da kazdın mı? Göletimiz efsane olacak, efsane. Haklısın Kehribar'cığım. Keçi kardeşim. Dostum şuna baksana. Ha? Bir şey buldum. Amanın. Bu yoksa tarihi eser mi? Öyle görünüyor dostum. Mahallemiz için büyük bir an, çok büyük. Herkesi topla hemen boncuk. Bu haliniz ne gençler? Çamur güreşi mi yapıyordunuz? Postacı az önce buradaydı. Şu an büyük bir keşfe tanıklık ediyorsun. Daha önceki keşiflerinizi de biliyorum. Staj mektubunuzu getirdim. Ama görüyorum ki bu ellerle mektubu açmakta zorlanacaksınız. O yüzden... Tüm şehir bu haberi konuşacak diyoruz postacı, dinlesene. Başlıkları görebiliyorum. Mahallenin altındaki hazineyi gün yüzüne çıkardılar. Başlıkları görebiliyorum. Eski bir bot buldular. Şok şok şok. Aa, geçen sene kaybettiğim botum. Boşuna sevindik desene. Ha? Biraz derli toplu olmayı öğrenmen lazım artık boncuk. Siz bu dağınıklıkla daha çok şey kaybedersiniz gençler. Hep ne derim bilirsiniz. Ben kaçar. Gerçek bir keşfe hazır mısın dostum? Ha? Arkeoloji alanına gidiyoruz. Hadi seni boncuk, hızlan biraz. Dikkat et geri bak. Yoldan çekilin. Yerde bir şey mi arıyorsunuz gergin? Geri var. Merhaba sevgili stajyerlerim. Kazı alanımıza hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ben Boncuk. Bu da arkadaşım Kehribar. Hava da çok sıcak. Yokluğun ortasında mıyız, neyiz? Bay Kalıntı bulur. Gerçekten de öyleyiz sevgili Kehribar. Kazı alanları bazen şehir merkezinden uzakta olur. Yakınlarda çok büyük antik bir şehir var ama. İşte biz de ekibimle orayı kazıyoruz. Çok heyecan verici olsa gerek. Şimdiye kadar neler buldunuz efendim? Geçen sene büyük bir amfiteyatroyu ortaya çıkardık. Hatta şimdi bir gezi ekibi orayı geziyor. Bu sene henüz heyecan verici bir keşif yaptığımız söylenemez ama çalışmaya devam ediyoruz. Merak etmeyin efendim, biz yanınızdayız. Eminim büyük bir keşif yapacağız sizinle. Teşekkür ederim sevgili Boncuk ama siz kazı alanına gelmeyeceksiniz. İşte bu tam da duymak istediğim şey. Siz şu görmüş olduğunuz heykel başını temizleyeceksiniz. Bir arkeolog için en önemli şey nedir? Söyleyin bakalım. Su mu efendim? Bir arkeoloğun böyle bir yerde hayatta kalabilmesi en önemli şey olmalı. Sabırdır sevgili öğrencilerim. Biz arkeologlar bulduğumuz eserlere zarar vermemek için sabırla, özenle çalışırız. Efendim, bu hızla gelecek seneye çamurlar çıkmış olur herhalde. Biz izninizi mi istesek? Nereye gidiyorsun Kehribar? Biz çıkaracağız o çamurları, unuttun mu? Staj için gelmiştik yani. Sıcaktan ben ne yaptığımı biliyor muyum boncuk? Evet. Bir taraftan da fırçayla üzerinde biriken tozları işte böyle atacaksınız. Buluntuya zarar vermemek için çok dikkatli çalışmalısınız, anlaşıldı mı? Benim şimdi kazıya dönmem gerekiyor. Sorusu olan?
Sevri boynuzlar aşkına. Efendim sorular boğazımda düğümleniyor sanki. Bitmez bu iş. Benden söylemesin. Siz merak etmeyin efendim. Çok dikkatli çalışacağız. Suratımı fırçalamakta neyin nesi Kehribar? Kırıyorduk binlerce yıllık heykeli. Abartma Boncuk, abartma. Tuttuk işte, bir şey olmadı heykele. Sakin ol azıcık. Yaptığın işe biraz özenemez misin acaba? Çok merak ediyorum. Rahat ol dostum. Gel biraz daha su içelim. Ayaklarım. Nerelere geldik biz dingin? Kehribar, ben hayal mi görüyorum? Yoksa bu gelenler gergin ve dingin mi? Dingin mi? Gelin abi adamlar. Şimdi bittik işte. Saklan Boncuk, saklan. İyi de nereye? Biraderim, gezi ekibi burada değil. Nasıl oldu da kaybettik onca kişiyi hiç anlamadım. Nereden çıkarttın ölen yeri gezme fikrini? Ben de bunu anlamadım Dingin. Şimdi evde halter çalışmak varken başımıza gelenlere bak. Sakin ol biraderim. Ne güzel yerler gördük, öyle düşün. Bizi bulmalarını bekleyelim bari burada. Hem gölge hem de bak bol bol su da var. Sularımız. Boncuk, o sular biterse bizim de işimiz biter. Kurur gideriz buralarda. Asıl buradan gitmezlerse işimiz bitmiş demektir. Kehribar, onları buradan göndermeliyiz. Dingin, biraderim bu heykeller ses mi çıkardı yoksa benim başıma güneş mi geçti? Ben de duydum biraderim. Geçsek mi acaba buradan? Taş heykeller konuşacak değil ya. Hadi gel. Siz yolunu kaybetmiş zavallı yolcular. Olamaz. Neler oluyor? Gidelim biraderim, beni de. Gel hadi gidelim buradan. Bu yasak bölgeye girmeye nasıl cüret edersiniz? Sevgili heykel, bizi bir dinlerseniz eğer. Büyük bir yanlış yaptınız. Sizi affedebilmemiz için dediklerimi harfiyen yapacaksınız, anlaşıldı mı? Harfiyen. Evet heykel efendim, tabii heykel efendim. Hemen buradan gideceksiniz. Ama tek ayak üzerinde zıplaya zıplaya gideceksiniz. Ve giderken de şarkı söyleyeceksiniz. Tabii ki zıplaya zıplaya gideceğiz. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Bu gibi yeteneksizler sizi. Daha tek ayak üzerinde bile doğru düzgün zıplayamıyorsunuz. Zıplıyoruz ya. Gergin bir ses tonu algılıyorum. O 55-65 çok haklı. Eyvah robotlar. Robotlar mı? Siz kimsiniz? Hemen isminizi söyleyin. Sen bana Mışılgan Usta'nın yanındaki robotları hatırlattın nedense. Eyvah, şimdi bittik işte. Biraderim ama ne yapıyorsun? Ay, gerginciğim, ne güzel bir sürpriz bu böyle. Gel bir sarılayım. Yerinden kıpırdayım deme Boncuk. Gelelim bu heykele. Koş Boncuk, koş. Robot sesiyle konuşmasan olmazdı sanki. Farklı bir şey düşünemedin be Boncuk. Gergin'in hafızası da fena değilmiş ama, değil mi Kehribar'cığım? Hem iyi tarafından bak, izimizi kaybettirmeyi başardık. Bizi burada kimse bulamayacak Boncuk. Çölde kuruyup gideceğiz. İyi keçilerdik oysa ki. Öyle deme Kehribar, üzme beni.
Bu bir testi dostum. İçinde acaba hala içecek bir şeyler var mıdır? Bunu öğrenmenin bir yolu var Keribar. Bay Kalınca Bulur'un bize öğrettiği gibi onu zarar vermeden çıkarabilirsek... Su, bir damla su. Hadi başlayalım o halde. İçelim. Tüm suyu içelim dostum. İçelim. İçelim. Hadi içelim. Ay. Ah, testi. Altın. Su. 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 Bu ne hal? Staj öğrencilerim. Testi bulduğumuza hala inanamıyorum dostum. Testi kırmadan özenle temizleyerek çıkardığımıza ne kadar şaşırdı ama Bay Kalıntı Bulur. Bu gazeteyi çerçeveletip duvara asmalıyız Kehribar. Testiden su yerine altın paralar çıkması beni üzse de... Büyük bir iş başardık dostum. Çok büyük bir iş. Ben stajın başında Bay Kalıntı Bulur'a söylemiştim. Bizi tanımadı belliydi. O zaman...